Bugün bici bici yaptın mı? He? Bugün bici bici yaptın mı? Bugün... Oh. Gel hadi gel senin tarafın. Karar benden hadi gidelim bir duş daha alalım ha. Hadi gel. Şimdi hadi gel. Hadi gel. Yaks. Gel karama. Gel. Hadi. Hadi sahile gidiyoruz hadi. Hadi. Hadi kızım sahile gidiyoruz. Gel. Aşağıdan getirirken bir daha girmiyor. Kucağımı alıyorum dedi. Burada hoşuna güzel bir şart. Hadi abi gel. Gelsin. Hadi kızım hadi. Sahile gidiyoruz hadi. Hadi. Gel. Gelsin. Gel. Şöyle söyleyeyim, ben hayvanları çok seviyorum çünkü hayvanlar gerçekten zararsızdır. Bazı insanlar bunlara işte işkence diyor. Bence yemek verilmesi, hatta yemekten değil böyle mesela sokak hayvanlarını bir yerde toplayıp beslenmesi, yani ona şefkat gösterilmesi daha iyi olur. Sokak hayvanları için diyorum. Rize merkeze gidene kadar hepsi aç, perişan şekilde hep bir yerde grup halinde. Geçen bir bayana saldırırlar işte. Arabalara saldırıyorlar, motosikletli falan buna saldırırlar. Ben bunu pek yadırgamıyorum. Sonuçta bunlar bir hayvan. Ben herkesle, yani kimlerle dolaştıysam hep bana zarar verdi. Bu bana zarar vermiyor, bu hep yanımda. Ben bir tek bununla dolaşıyorum, bununla ilgileniyorum. Bu bana yetiyor, mutlu ediyor beni. Bakın şu anda gördüğünüz gibi benimle ilgilen diye bana şey vuruyor ki neden benimle ilgilenmiyorsun diye. Yani bir evlattan daha yakın insana, öyle söyleyeyim size. Yani bu anlatılmaz, yani bu yani yaşanması lazım. Çünkü böyle bir sevgi, ben bu kadar zaman hayvan besledim, keçisinden, kuzusundan, ineğinden, şuyundan, bundan. Bu kadar yani sevgi aldığımı anlamıyordum. Yani bunu bana, bilmiyorum artık bana mı bilmiyorum da, zaten mesela benim yanımda olduğu zaman, başkası sevdiği zaman, dokunduğu zaman ondan kaçıyor. Organik süt diye bir süt aldım ona, ondan sonra içine yumurtanın sarısını koydum bir şey kuş kutuya. Ondan sonra birazcık kestane balı koydum ki içerideki şeyleri atsın diye, pislikleri atsın diye. Ondan sonra cici bebe koydum, bir karışım yaptım ona. Sabah tabii biraz batırmıştı ama bayağı şey oldu çünkü içini temizledi hayvanın. Ya ne bileyim, internetten araştırınca hayvanlar hakkında bilgiler alınır. Dediğim gibi şu anlık iyi, bir sıkıntısı yok Allah'ıma şükür. Ben yaşadığım müddetçe, hayatta olduğum müddetçe bunu bakacağım. Ama bana bir şey olduğu sürece, yani kim bakar bilmiyorum. Yani kolay kolay da kesmem, kestirmem de. Hiç kimse de bunun parası, bunu almaya parası da yetmez. Yani zaten ben şu anda mesela işim gereği buradayım.
Zaten bunu mesela köye göndersem köyde bakanım yok. Annem, babam köyde ama onlar işleri var işte çay falan. Annem bakamaz. Bunu şu anlık köye getirsem, bu şu anlık daha bir ay, bir buçuk ay, bir aylıkken aldım. Bir ay 20 günlük oldu. Bunu orada bıraksam bu bensiz hayatta durmaz. Ne yemek yer, bağırır. Bu sefer de hasta olur. Hasta olunca da ölür yani sonuçta. Ben biliyorum onu çünkü çok şey bir hayvan, duygusal bir hayvan. Böyle bana baktıkça gözleri yaşaran bir hayvan. Ben de tabii şimdi işlerimi buradan toparladığım zaman bunu köyüme, Güneşli'ye, yazlık evime ağırıma koyacağım. Ben de duracağım yanına. O şekilde şey yapacağım onu, besleyeceğim onu yani büyütebileceğim kadar büyüteceğim onu. Pek kötü bir tepki almadım. Kim yaşlısı, genci, çocuğu, kızı neyse diyor ki çok maşallah iyi bir şey yaptın diyor. Yani Karadeniz'de özellikle Rize'de bir ilk yani böyle bir dananın evde beslenmesi hem de 5. katta beslenmesi, ev ortamında şey yapması, bakılması herkesi gülücük şeyi oluyor. Herkes diyor ki maşallah diyor. Güzel oluyor aslında da şimdi biraz şey yapıyor mesela. Mesela buradan mesela aşağı indirdiğim zaman asansöre koyuyorum. Bir anda iniyor. Sıkıntı arkada bahçemiz var. Orada şey yapıyorum. Ama geceliği mecbur balkonda koymak zorunda kalıyorum. Çünkü dışarıda yaban şeyi olur. Bilmem köpekler ısırır. Orada bırakamam zaten. Mecbur evime alıyorum onu ki. Şimdi buradan zaten hani 15-20 gün sonra biraz daha şey alışsın. Köyüme, yazlık evime çıkartıp orada ben yaşamımı orada sürdüreceğim. Bir daha da Rize merkeze inmeyeceğim.